Merhaba sevgili genç kardeşlerim, arkadaşlarım. Kanalı uzun süredir takip edenler bu sayfayı daha önce gösterdiğimi bilirler, hatırlarlar diye düşünüyorum. Yeni göç yasası üzerine konuştuğumuzda bu sayfada güzel bir şekilde özetinin çıkarıldığını size daha önce anlatmıştım. Özet 27 Mart 2019'dan iki avukat tarafından yapılmış. Aslında medyada böyle güzel özet bulmak mümkün olmadı şimdiye kadar. O yüzden bu sayfanın ya da bu sayfada olan özetin oldukça iyi ve bilgilendirici olduğuna inanıyorum. Size tekrar göstermek istiyorum. Niye buna ihtiyaç duydum? Zanaat eğitiminden bahsettik. Yani Ausbildung diye tabir edilen eğitimden bahsettik. 21 yaşına kadar olanlara verilen imkandan bahsettik. O konuyla ilgili sorular geldi. Evet, 21 yaşına kadar diyor burada. 6 aylığına Almanya'ya girip Almanya'da Ausbildungsplatz arama imkanı tanınacak demiş. Bunun için şartı da Almanca biliyor olmak. Aynı zamanda hayatınızı idame ettirebilecek finansal güçte olmanız gerekiyor diye açıklama yapmış. Yani üçüncü ülkelerden meslek öğrenmek isteyenlere Almanya'ya girip Almanya'da meslek öğrenmesine imkan tanıyacak bir şirket aramalarına müsaade var ve meslek öğrenmeye izin var. Eskiden sadece ya da şu anki haliyle sadece yüksek okullarda okumaya izin veriyorlardı. Ama şimdi Ausbildung yapmaya da izin verecekler. Yasa yürürlüğe girdikten sonra tabii ki biliyorsunuz parlamentoda onaylandı. Sonra Lebensunterhalt gesichert ne demektir diyor. Yani hayatını idame ettirebilmek ne demek? Burada açıklamasını yapmışlar. Bu çok güzel. Ne diyor? BAföG bedavsetse artı bunun üzerine %10 koymanız lazım. Hemen BAföG bedavsetse ne kadar ona bakalım. Görüyorsunuz. Anne babasının yanında yaşayan için 537. Kendi başına yaşayan için 735. 735 artı %10 koyduğumuzda aşağı yukarı 800 euro oluyor. Almanca biliyorsunuz. Aylık 800 euro paranız var. Tabii ki aldığınız diplomayı da Almanya'ya denkleştirmeniz gerekiyor ki aramaya başlayabilirsiniz. Eğer zanaat öğrenmek için bir şirket arıyorum diyorsanız o zaman Hauptabschluss, Mittlerer Bildungsabschluss ya da Hochschulreife Abitur denilen okullara tekabül eden bir diplomanızın olması gerekiyor. Bunun için yetkili yer olarak Zuständige Stelle Bundesland demiş. Hier kannst du deinen Schulabschluss anerkennen lassen. Yani deinen Schulabschluss anerkennen zu lassen, diplomanı denkleştirmek için diyor, Anerkennungsstellen denilen yerlere başvurman gerekiyor. Yani eyaletler bazında oluyor bu. Hangi eyalete gideceksen, hangi eyalette yaşamak istiyorsan o eyaletin denklik işlemini yapan başvurman gerekiyor diyor. Bu konuda bilgi şuradan da ulaşabilirsin demiş. Ausbildungsvergütung yani eğitim esnasında maaş aldığınızı burada belirtmiş. Genelde ilk yıl 400 ile 800 euro arasındadır. Daha fazla ya da daha az da olabilir demiş. Örnek olarak da burada Altenpflege, örneğin yaşlılar evinde ya da hastanede hemşire olarak faaliyette bulunacaksınız. Ne kadar olur ona bir bakalım. İlk yıl 1000 ile 1150 arasında brüt. İkinci yıl 1100 ile 1200 euro arasında brüt. Üçüncü yıl 1200 ile 1300 euro arasında brüt. Artı bu kazanca biliyorsunuz haftalık 10 saat bu meslek dışında bir alanda çalışma imkanınız vardı. Yani diyelim ki hemşire olarak eğitim alıyorsunuz. Onun yanında bir restoranda 10 saat çalışma imkanınız da vardı haftalık. Bunu daha önceki videoda anlatmıştım. Ne oluyor? Saate 15 eurodan çalıştığınızda haftada 150 euro kazandığınızı düşünelim. Aylık 600 euro da bunun üzerine gelecek. Bakın buraya yazmışlar. Nicht-EU-Bürger yani Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için ausbildung.de'den bilgiye ulaşabiliyoruz. Ne diyor? İlk yapacağın iş, was du brauchst, neye ihtiyacın var? İlk önce bir özgeçmişe ihtiyacın var. Sonra diplomaya ihtiyacın var. Diplomanın fotokopisi ya da orijinali. Fotokopi olursa noter tasdikli olması gerekiyor fotokopinin. Tabii ki tercümesi. Neden buna ihtiyacın var? Çünkü kendi ülkende yaptığın eğitimin Almanya'da en az
Haupt ya da Realschulabschluss'a denk gelmesi gerekiyor diyor. Denkliğe bakılacak. So kann der Ausbilder deine Fähigkeiten besser einschätzen. Seni alacak olan, şirketi alacak olan da becerilerin konusunda bir fikir sahibi olabilecek. Bei der Zeugnisanerkennungsstelle des Bundeslandes ya da ANABİN tarafından bu denklik işlemi yapılacak diyor. Bunun için de 120 euro demiş. Bundeslandes derken yani her eyaletin kendine ait olan Zeugnisanerkennungsstelle de yapılacak. O yüzden karar ver hangi eyalette yaşamak istediğine, ondan sonra başvuruda bulun diyor. Ve ne oluyor? Bütün bunları alıyorsun. Yani başvurunu, iş başvurunu alıyorsun, özgeçmişini alıyorsun, diplomanı alıyorsun. Ondan sonra iş başvurularında bulunuyorsun. Peki iş başvurularını nerede yapıyorsun? Az sonra onu göstereceğim. Sonra diyelim ki şirketten size evet yanıtı geldi. Tabii ki birçok şirkete başvuracaksınız. Birçok hayır yanıtı gelecek ama inşallah evet de gelecek. Ondan sonra die schriftliche Zusage yani yazılı olarak evet gelsin. En iyisi bir sözleşme gelsin. Ondan sonra diyor 650-700 euro ayda yetecek şekilde ve bir de sağlık sigortasıyla beraber Ausbildung başlayana kadar yani devamlı değil. Sadece Ausbildung başlayana kadar Almanya'ya gelmek için vize başvurusunda bulunuyorsun. Bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung aşağı yukarı vizeyi vermeleri 3 ay sürüyor diyor. 60 euro veriyorsun. Vizeni alıp Almanya'ya geliyorsun. Almanya'da Ausbildung diye tabir edilen zanaat öğrenme işini yapmaya başlıyorsun. Peki nasıl arayacağız bu şirketleri? Ben Mechatronik için aradım örneğin. Münih'te aradım. Burada birçok filtreleme imkanı var. Buraya girerek filtreyi genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Tüm bu şirketlerin Auszubildende ya da eğitim alacak genç aradığını, mechatronik öğrenmek isteyen genç aradığını görüyoruz. Kimisi 2020 için, kimisi 2019'da başlayacak şekilde. Deutsche Bahn, Alman Demir Yolları, PTT. Bu şirketlerden bazıları size bazı şeyler ifade ediyordur diye düşünüyorum. En azından şunu bol bol görmüşsünüzdür herhalde. Görüyorsunuz. Ağustos 2019'da başlayacak öğrenci arıyorlar. BMW arıyor örneğin. Ağustos ve Eylül'de başlayacak öğrenci. Evet, bu şekilde şirket araması yapabilirsiniz. Burada örneğin Continental, onlar da 2019 için arıyorlar. Umarım bu sefer daha bilgilendirici olmuştur ve bu imkana göz önünde bulundurursunuz. Hepinize kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.